efendim her kim olursa olsun ölülerimize mutlaka saygı gösterelim. Biz de bu fıkramızda saygı nasıl gösterilmeyeceğini gösterdik. İzleyin. Attır taşların altına baksan. At taşın sonra bak. Ne oğlum neye bağırıyorsun ki? Bakıyorum ki taşın çıkmış bir de atacağım. Of ha Tayyip Edi sen. Acama adam mısın? Taşı takip etsene. Tamam konuşma. Ya sabahtan beri bu taşı beklerim ya. İnat ettin atmadın arkadaş ya. Beğendiniz mi bak. Beni sözler tuttun kafam karıştı taşı attım taşımı aldım. La Allah almıyorum. Sanki bana Karacöy'den taş bakıştıysan ya. Bana bak, bak bakıyla bana bağırma. Sen adam gibi oyna. Oo beyler ayıp edisiniz ya. Oyunuza bakın ya. Tövbe tövbe. Şşş. Oğlum hele lan dışarıda bir cenaze gidiyor. Kim lan? Fuat, helal olsun sana valla. Bu kadar saygılı adam olduğunu bilmiyordum ben ya. Oğlum, geçen cenaze kaynanan meleğe. Allah rahmet etsin. Allah tahsilatlarını affetsin. Ne? Ahanda bitti. Ne? Ne oldu Yunus lan? Nereden geliyorsun böyle sevinçli sevinçli? Hastaneden geliyorum. Yoğun elindeki ne? Rapor. Doktorun verdiği rapor. Benim raporlarım. Raporların iyi çıktı o zaman böyle sevinçli olduğuna göre. Ya kansermişim. Nasıl? Kanser mi? Lan öleceksin doktor öleceksin demiş sen. Niye böyle seviniyorsun o zaman? Ben niye sevinmeyeyim ki ya? Doktor dedi bana ki yaşasan yaşasan en fazla 3 gün yaşarsın. Yani 3 gün sonra... Ben giderim. Üç gün sonra ölüyorsun. Ha böyle horon ediyorsun. Niye sevindin bu kadar? Lan manyak mısın? Niye sevinmeyeyim ya? Düşünsene. Elektrik yok, telefon yok, su yok, kira yok, ödeme yok, iş yok, güç yok, bilmem ne yok. Git oraya yan gel yat. Kredi kartımın da son taksidi 4 gün sonra. İyi, rapor çok iyi. Düşünsene. Ha? 3 gün. Uzun bir zaman. Olsun, beklerim. 3 gün. Uzun bir zaman ama olsun, beklerim biz. Nasıl? Efendim, inanıyorum ki bu fikradan çok büyük dersler çıkaracaksınız. Kayseri'deyiz. Lan oğlum! Ne atıyorsun lan? Sen ne atıyorsun? Lan her gün bu ağacın altına gelip oturuyorsun. Ne var lan burada? Canım sıkıldı ya. Canım sıkıldı. Bizim canımız sıkılmıyor. Biz zaten 4 köşe olduk sanki. Ben... Cidden. Lan sohbeten mi geliyor ha? Ne arayayım geliyorsa yatayım üstünden mi geçsin? Ne yiyeyim? Lan oğlum biraz maytap geçsek diyorum he? Lan oğlum yaşlı başlı adam lan. Bu ne lan? Lan bak lan ne olacak? İyi lan iyi hadi. Selamun aleyküm Saffet emmi. Aleyküm selam çocuklar. Ne örüyorsunuz lan? Ne örelim Saffet emmi? İyiyik iyiyik ama biz sana gücendik. Sen bizden bir şey saklıyormuşsun. Ne saklamışım ki lan? Ya Saffet emmi senin eren insanların arasına katıldığını söylüyorlar. Şey yani öyle diyorlar canım. Yani et çünkü öyle diyebiliriz. Ya Saffet emmi, hani diyorum her evliyanın bir mucizesi var. Sen de bir mucize yapsan da bize de mi görsek? Hazır evliya olduğunu da kabul etmişken. Madem istiyorsunuz size bir mucize göstereyim gari. Hadi bakalım neymiş mucize? Ey ağaç! Yanıma gel! Hani? Ey ağaç! Sayın ağaç, yanıma gel!
Bana gelmiyor aç. Ya sabreden mi? Hani ağaç senin yanına geleceğiz, sen ağacın yanına geldin ya. Lan oğlum bak, erenlerde kibir ne yoktur. Ağaç sana gelmezse, sen ağaca gideceksin. Ne dedin lan? Ulan şimdi öyle de yazsam kız abini, böyle de yazsam kız abini. Allah Allah, şimdi ben ne yazayım bu? Selamun aleyküm, nasıl vardır? Selamun aleyküm, biliyorum. Ulan hayırdır? Elinde cep telefonuna ne düşünüyorsun? Ya ulan bir mesaj yazacağım da, nasıl yazacağım onu düşünüyor. Seni bu kadar düşündüğün mesaj ne ki? Ya çok sevdiğim bir arkadaşımın kaynanası ölmüş. Ona mesaj yazacağım. İşte orada nasıl bir mesaj yazacağımı düşünüyor. Ulan bunu neresini düşünüyorsun? Ulan ne demek neresini düşünüyorsun? Şimdi ona taziye mesajı mı yazacağım, tebrik mesajı mı yazacağım? Onu düşünüyorum ha. Vıyy! Recep, Şaban, Ramazan. Ramazan'la aran nasıl pehlivan? Çok iyi, çok iyi de geçen de bir olay oldu, ondan sonra moralim çok bozuk. Hayır olan ne oldu ki? Duymadınız mı? Yok. Daha Hasan Kalası'ndan Erzurum'a atınan gittim alışverişe ya. Gittim alışverişe kardeş. Alışverişi ettim, ata yühledim. Topa bile tahminen 5 dakika var. Yola çıktım. Hamam deresine geldim, kavuşağı döndüm. Karşıma bir askeri lavu çıktı. Askeri lavuyla çarpıştı. Şimdi sen askeri lavuyla ile köşeyi dönerken kafa kafaya çarpıştınız mı? Ben de yalan yok. Hilaf da yok arkadaş. At bir tarafa, ben bir tarafa. Askeri lavu bir tarafa, askerler bir tarafa. Canım çıkar, şimdi ben kendi hayımda değilim. Atın hiç değilim. Aklımda askerler. Bütün askerleri toplayacağım. Böyle kaldırın, silkelettiririm, oturtturacağım yerine. Öbürüne koşun, onu silkelettirin, oturtturacağım. İyi etmişsen tabii. Onlar da bizim askerlerimiz Mehmetçik da. Tabii ya. Baktım ki durumları iyi. Atı tekrar yükledim, doğru Hasan Kalası'na. Hasan Kalası'na geldim. Atı ahura çektim, geldim, abdesti saldım, sorpiye oturdum, yeğenim geldi. Emiği helece, bunu dedim ne oldu? Ne oldu? Ula korktum ya, dedim bir şey mi oldu? Gittim ahura, ula gittim ki atın sol arka ayağıyla. Ya şimdi bir dakika pehlivan. Sen o pasadan sonra 3 ayağından mı geldin? Ya neyle geldin? Ola dedim, hele işe bak. Tekrar atı kuşandım, doğru hamam deresine. Geldim ki atın sol arka ayağı şarampolun kenarında duruyor. İla aldım, hemen yerine taktım, tekrar Hasan Kalı'ya. Şimdi oradan atın ayağını aldın, yerine mi taktın? Tabii oldu. Aynı yerine gene taktım da. Neyse atı ahura çektim. Geldim sorpiye oturdum, top atıldı. Şimdi bu anlattıkların hepsi bir dakika içinde mi oldu? Ya kaç dakika içinde oldu? Fikralarla Türkiye, Ege'deyiz. Abi yeni ev arkadaşından aran nasıl? İyi bir insan. Gerçi bugüne kadar pek fazla tanıyamadım ama fena değil. Ev düzeni nasıl? Sen titiz adamsın. Uyuyor mu bari kuralle? Vallahi şimdilik pek sorun yok ama yıkanmayı pek sevmiyor. Ulan bu sıcakta şimdi 2 kez yıkansa az geliyor ya adama. Ben de hayret ediyorum ama kokuyor galiba ya. Söylesene. Boskoca adama yıkan diye nasıl söyleyeyim? Diyeceğin arkadaş, kokuyorsun diyeceğin, yıkan diyeceğin, rahatsız oluyorsun diyeceğin. Saçmalama be oğlum ya, adamın yüzüne karşı nasıl söylerim ben? Goley, telefon ne? Üle! Ya Fatime Ece, Fatime Ece!
Hayırdır Temel, ne oldu? Ya nasıl izliyorum onu sen bilmiyorum ya. Ya söylesene, beni de heyecanlandırdın. Ya Yitiriş böyle köprüden yürürken aşağı ırmağa düşmüş ya. Irmak mı? He. Vay başıma gelenler. Ne yapacağım şimdi ben? Ya dur da hemen öyle yapma ya. Hastaneye kaldırmışlar hani gerçi. Ağır yaralıymış ama. Ya kaç kere söyledim ona. Adam yürürken yola dikkat et dedim. Ya hemen koyverme da kendini Fatime yenge ya. Allah'tan ümit kesilmez ha. Ya nasıl koyvermem ya? Nasıl koyvermem? Daha dün yeni yıkayıp ütülemiştim o kıyafetleri. Kesin o kıyafetleri mahvetti. Evde deterjan da yok. Ne yapacağım şimdi ben? Hay aptal adam. Ben sana sormaz mıyım şimdi? Nasıl? Efendim ailece izleyebileceğiniz Fikren Allah Türkiye devam ediyor. Ya Feyzo, Feyzo. Ulan ne oldu? Kurttan kaçmış davar gibi dilin dışarıda gezdi sen. Sana bir şey söyleyeceğim ha. Ulan hele bir nefes al rahatla, ondan sonra söylersin. Daha yok, soluklanacak halim yoktur. Sana biri, bir de kötü haberim vardır ha. Önce hangisini söyleyeyim? La zaten canım sıkılmıştır. Sen iyi haberi söyle önce. E tamam, sıkıdır ha. Yılbaşı için aldığımız ortak milli piyango bileti var ya. Heh, işte büyük ikramiye bizim bilete çıktı. Ne? İkramiye bize mi çıktı? Allah! Lorke, 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 lorke. Hanımı lorke, 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 lorke. Ulan yeter ulan. Ulan kötü haber ne? Ulan yoksa bileti kaybettin. La yok, la yok. Aha bilet burada. Heh. La peki kötü haber nedir? Hani az önce dedim ya, büyük ikramiye bizim bilete çıktı. İşte o şakaydı. Oy. La benim de sana bir iyi, bir de kötü haberim vardır. O zaman kötüsünü söyle la. Ula biraz sonra ben senin ağzını burnunu dağıtacağım. Kemiklerini böyle çatır çatır kıracağım. Ula vallahi senin canını alacağım. La iyi haber nedir? Ula iyi haber de merak etme. Bütün cenaze masraflarını bizzat ben karşılayacağım. Cebinden tek kuruş bile para çıkmayacak. Uy. Ula gel buraya. Gel buraya. Aleykümüz selam, meşhur berber geldi. Lan nasılsın? İyi, sen nasılsın? Lan dükkanı bıraktın, yoldun buraya mı? Ya yok ya, bunu aldım. Ha böyle biraz kahveye bıraktım dükkanı. Bir çayını içeyim dedim. İyi, iyi. Kahvecim, bir çay yapacağım bize. Ulan Niyazi, eskiden senin dükkanın kapısına yazardım. Berber Niyazi. Ulan bakayım şimdi yazayı ya. Stilist, kuaförist. Berber Niyazi oldu. Sağ helal olsun la. Yok ula, saç tasarımcısı. Tasarımcı Niyazi. Tabi tabi, avucundan bu tasarıma baksana. Ya şaka yapayım. Ciddi ulle falan geliyor. Sen ne diyorsun ula ya? Abone oldu lafa ya, bunu aldım ya. Ulan sağ helal olsun. Anlat bakayım, şimdi aldım. Götür, ha buyurun, oturuyor. Tamam. Sabah yani açmışım böyle toparlayalım etrafı. Bir baktım içeri şeyci. Ya bu beyaz. Hangi beyaz? Süt beyaz. Hangi beyaz olacak? Şovmen beyazı yok. Şovmen beyaz mı? Doğru mu diyorsun? Ya ben o adamı çok severim, biliyor musun? Sen ne diyorsun ya? Ben de severim onu ya. Şok oldum bir anda, şaşırdım ya. Girdi içeri. Oturdu tabii. Başladım onu tıraşa. Sesini mi çözdün? Ha ne diyorsun ya? Sen stil verdin ha. Stil diyorsun, ne oldu sen? La boş oldum. Bir güzel tıraş ettim ona. Şaşırdı. Kim söyle tıraş ettiği yok onu tabii. Falan. Muhabbet falan. Bitti tıraş. Tam kalktı. Elini cebine söktü, para verecek. Dedim abi yakışır mı yani bizim gibi esnafa yani? Biz seni severek yani çok ayrıca sevdiğimiz bir insansın. Yani senden ve senin arkadaşlarından ben kesinlikle para alamam abi dedim. Ulan Niyazi sağ helal olsun. Dükkanın küçük ama canının bayağı büyükmüş. Aferin sağ ol. Ya ne diyorsun ya? Öyle yapmak icap etmez mi? Kardeşim seviyorum adamı ya. Yok olurdu, olmazdı falan dedim abi. Yemin billah ben senden para aldım.
Ya. Tabii mahcup oldum. Sağ olasın. Eyvallah dedim ha. Çıktı gitti. Neyse. Ertesi sabah dükkana bir girdim. Ama kapının altına ne göreyim? Baktım bir tane zarf. Zarfı bir açtım. Ulan içine 500 lira. 500 lira mı? He. Yanına da bir tane not. Dünkü saygınız ve tıraşınızdan dolayı çok çok teşekkür ederim. Çok hürmetkar kaldım. İşte şovmen ben. Vay be. Ulan helal olsun adama. Bak inan var ya, adama saygım, sevcim çok arttı biliyor musun? Helal olsun, yaptı delikanlılığını ha. Yürüğümün yalı eridi ya. Vay, başka bir adam. Vay be. Ya adam bak ekrandan yani tanınmaya da bazen. Öyle bir şey değil ya. Helal olsun adam ya. Başka canın var mı onun gibi? Ya onu birkaç gün sonra da şey geldi. Ya bu bizim Okan, Okan. Bizim Yunus Emre'nin Okan var. İstanbul'a durur mu? Lan ne Yunus Emre'nin Okan'ı ya? Ama Okan Bayucan yok. Okan Bayucan, şey olmuyor. Yapma ya. Doğru mu değilsin? Hani şey daha... yok yok. Gece kuşu, gece kuşu. Eki de kizeğimize fırçat Eda. İşte gece kuşu Okan. Ben tabii bir kere şaşırdım ya, sürpriz oldu ama öğrenmişti ya. Oturdu tabii, o neden bir güzel böyle bir cillop gibi bir tıraş ettim tabii. Adam öyle gece mece alem ama... Sen gizli mi tıraş edersin? Ulan ne kızması ya, matrak adamın teki ya, güzel muhabbet ettim. Ciddi mi? Harika da bir tıraş ettim bak, şaşırdı o da tabii falan. Tıraştan sonra çıktım, bana vereceğim. Dedim abi yani olur mu ya? Biz şimdi senden nasıl para alalım? Yakışır mı abi dedim yani. Ben senden para alamam dedim. Yani senin programını çok severim. Hani ne kadar gece 7 saatte yani kimse aileden ayakta kalmasa bile hani severim seni dedim yani. Ve senden senin dostlarından ben kesin para alamam abi dedim. Aferin da iyi ettin sonra. Yok alırsın almasın. Vallahi de billahi de almam abi. Çıktı tabii. Ertesi sabah dükkana bir girdim. Kapıyı bir açtım. Kapının altında bir tane zarf. Ulan tabii zarfın içine canım. Ne paçet? Zarfı bir açıyorum abi. Zarfın içerisinde tam 500 TL. Yanında da bir not. Dünkü jestinizden dolayı çok teşekkür ederim. Şovmen Okan Bayır. Helal olsun adam abla. O da sana yaptığı jestin ha. Yapmaz mı ya adam jest adam? Ulan şaka maka sen de zarf var götürüyorsun paçeti ha. Sen var ya. Başka canın giden var mı? Oldu oldu jestin şey geldi. Mehmet Ali Erbil var ya Mehmet Ali Erbil. Hani şey ha bu ne diyeyim? Parmakçı Mehmet Ali. Parmakçı Mehmet Ali. O mi geldi? Doğru mu değil? Ulan dikkat edin, parmağını sokan gözü ne? Nasıl gözümü kesecek ulan ya? Önüme ustura var, keserim. Ulan sen de atıyorsun. O ne etti? Neyse oturdu, tıraşını mıraşını falan yaptık tabii. Harika bir tıraş oldu. Aynen programına yakışır bir tıraş. Tabii, ondan sonra kalktı para verecek. Dedim abi yakışır mı ya? Biz seni çok severek yani olur mu öyle şey? Programını da çok seviyoruz. Ha yani biz senden para alamazdık abi dedim bana. Yok alırsın alamazsın diye. Yemin billah abi almam dedim. Dedim hani abi olur ya. Yarın bir cinde senin programına biz de şey olur. Yani misafir olur. Güzel bir yardımcı olursun abi. Tabii canım sen de bekliyorsun yine paçeti. Alıyorsun sonra ne oldu? Neyse. Ciddi teşekkür etti, ciddi tabi. Ertesi sabah geldim dükkana ulan bir de ne göreyim? Tabi canım, kapının altında bir zarf, iti paçet dolu. Lan ne paçeti, ne zarfı ya? Kuyruk, kuyruk. Bir baktım dükkanın önüne koca bir kuyruk. En başına da Mehmet Ali Erbil. Dedik o ya, senden, kimseden para almazdık diye. Bütün ekibi toplamış, bana beleş, tıraş ettirecek. Nasıl? Hidayet, beni terk edersen eğer kendimi şuradaki havuza atarım. Kendimi öldürürüm. Sonra da...
Kes oğlum, kes. Ay, sonra ne yapıyordum ben? Verin lafını şunu. Hidayet, beni terk edersen eğer şuradaki havuza atarım kendimi. Ve öldürürüm kendimi. Ben seni sevdiğim kadar kimseyi sevmedim. Ne olur bana geri dön Hidayet. Hı, işte bunları söyleyeceksen. Ya hocam söylemesine söyleyelim ama bu biraz saçma olmuyor mu? Yani ben kendimi intihar ediyorsam niye havuza atayım? Daha radikal bir şey yapmamız gerekmiyor mu? Yapamazsın, yapamazsın. Çünkü senaryo böyle. Havuzla ilgili önemli detaylar var. Sen rolünü oyna yeter. Çay getir para. Geldi hocam. Evet, çekirik. Sendeyiz. Bende misiniz? Ha, şey olarak, yani rol olarak bendesiniz yani, öyle mi? Hidayet, beni terk edersen eğer kendimi şuradaki havuza atarım. Öldürürüm kendimi. Ben seni sevdiğim kadar kimseyi sevmedim, tamam mı? Geri dön. Kes oğlum, kes. Ay niye kestiniz ki hocam? Biz böyle iyiydik. Hem ben bütün laflarımı da söylemiştim. Söylemesine söyledin de, söylemeseydin daha iyiydi. Sen adamı dövürmüşsen, aşkımı ilan ediysen belli değil. Baban hayrine, biraz ruh kat, ruh. Ne katayım? Ruh, ruh. İyi, katayım. Ya oynadığın rolü biraz hisset. Düşün ki bir adamı ölesiye sevirsen. Adam seni terk edir. O zaman ne yaparsan? Ay ne yapacağım hocam? Başkasını bulurum. Ne? Dur! Dur! Ver! Ver! İki sekser uzatırım seni! Bırak! Bir adamını! Bat! Yürü! Dön! 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 İmdat! İmdat! Polis yok mu? Çantamı çaldılar! Polis yok mu? İmdat! İmdat! Çantamı çaldılar! Polis! Ya polis yok mu? Yakaladım lan seni! Asıl ben yakaladım seni! Sen kimsin? Yunus! İdris? Yunus! Gökte ararken yerde buldum seni! He? Telefonlarıma niye bakmıyorsun? Ya benim telefonum bozuktu. Ben seni çok zamandır şey ettim, bir türlü şey ettiremedim seni. Karışma, kes! Bırak! Bırak bu ayakları! 4 sene önce benden aldığın 100.000 lirayı niye vermedin? Ben de bugün seni aradım. Vallahi vereceğim onu ben. Ne zaman? Ne zaman vereceksin? Ne zaman? Ben şimdi zaten bankaya diydim. Yakaladım seni! Yakaladım! Hemen! İdris! Ya Rabbim, saat çok küçülür olsun. Ula! 3 sene önce dedim bana ki çok derdeyim. Verdim sana para. Ula 3 senedir ne arayasın, ne sırayasın ula? Ya bugün arayacaktım seni İdris. Kes ula! Ya vallahi billahi ya bugün ödeyeceğim. Ulan yalan deme gözüme baka baka. Ula ha bu tante sen oldu değil mi? Ya bırak şu tante! Ver lan! Ne oluyor lan buraya? Yok bugün. Dursun! Temel abi. Sen ha? Ben. Şey ben... Ulan 2 sene önce Tayyip Samsun'a çıkmıştı. Samsun'da benden borç para almıştın. Parayı ödemedin. Samsun'da didik didik seni arayordum. Ya Temel abi ben senin paranı getiriyordum. Hani bu ay böyle zam ikramiye bir şeyler vardı. Onları bekliyordum. Olalan şeyden şey atıyordum. Hem yani bu arkadaşlar ki... Yunus? La Yunus? Dursun. Vallahi sağa geldim. Parayı aldım sağa geldim. Bana geliydin de ulan 3 senede şimdi mi geldi aklına parayı götürmek? Abi öyle deme ama Dursun. Ya ben sağa getirip... Borcum sana ne kadar? Ne kadar? 100 lira. Ya 100 lira senin köpeğin olsun. Al kardeşim bakalım. Dursun. Alayım alacağımı. Temel. Ben de 3 sene önceki kasabı bir alayım. Ver abone baba. Canlı bir alayım canlı. Ha, ne oluyor? Artık kimsenin kimseye borcu yok. Hadi bay eyvallah. Nasıl? Ulan çantamı verseydin bari. Nasıl? Nasıl?
Peki oğlum sen nota bilir misin? Yok hocam ben bilmiyorum. Ben pilot miyim, rota bileyim? Ya oğlum rota değil, nota, nota. Yani do re mi fa sol la si do. Bilmiyorum hocam. Ulan oğlum bir de kaset çıkaracaksın ha? Evet hocam kaset çıkaracağım. Ulan senin sesin kötüdür. Nota da bilmesen nasıl kaset çıkaracaksın? Ulan peki sen bir alet çalıyor musun? He hocam çalıyorum. Kapı zili çalıyorum, teybi çalıyorum, radyo çalıyorum. Maşallah, maşallah. Hele bir türkü oku bakayım. Bir dalda kuş kondi, bir dalda kuş uçtu, bir dalda kuş bakıyor, bir dalda... Ulan yeter, yeter, yeter. Yeter oğlum, yeter. Boş ver, aslan oğlum. Şimdi baban gelse ne diyeceğim ki? Vallahi benim vaktimi boşuna harcayacağım ha. Sen bu çocuğu al, doğru kaportacıya götür, orada çalışsın. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasıl gidiyor dersler? Vallahi avam şimdi nasıl söyleyeyim? Senin bu çocuk bir türkü söylüyor var ya. Ya nasıl anlatayım? Öyle bir sesi var ki muhteşem. Öyle güzel söylüyor, öyle güzel söylüyor ki. Oğlum, yavrum beni. Aslan parçası, koçu. Hele bir türkü söylüyorsa. Bir dala kuş kondi, bir dala kuş kuştu, bir dala kuş geliyor. Maşallah, maşallah. Ne güzel söylüyor değil mi? Nasıldı hoca? İdare eden hoştu, hoştu. Bana abi ben sana bir şey diyeyim mi? Bence sen bu kaset işini bir daha düşün. Hani demem o ki... Yo reklama önem ver. Kasete reklam önemlidir. Oğlu, aslan parçam beni. Hele bir hoca nasıl az çal da duysun. Çalayım baba. Bir dala kuş kondi, bir dala kuş baktı. Bir dala kuş geliyor, bir daldan kuş uçuyor. Nasıl hoca? Valla senin bu oğlun var ya. Senin bu oğlun neyse anlatayım. Ya anne artık, ağam anne. Senin bu oğlun var ya, nasıl anne... Çok büyük bir yetenektir. Vallahi öyle baklava çalıyor nasıl biliyorsun? Maşallah, maşallah, maşallah. Şimdi bak oğlum, ben bir şey çalacağım, sen de aynısını çalacaksın, anlaşıldı mı? Tamam kocam, aynısını çalacağım, tamam kocam. Öperim yavru, iyi. Fincanın etrafı yeşil aman aman. Fincanın etrafı yeşil aman aman. Aman kız, canım kız, öldürdün beni. Eletin, gözetin, öldürdün beni. Aynısını çal, aynısını çaladım kocam. Bin cana kuş kondi, bin cana kuş gitti, bin cana kuş geliyor, bin cana... Nasıldı hoca? Vallahi biraz detone oldu ama... Vallahi olacak tabii canım, çalışacağız, olacak. Oğlu, aslanım ben, koçum şart bülbülü. Yok böyle betona, duvara, kapıya, cama, pencereye değil. Hocana okuyasın. Vay ben öleydim, vay ben öleydim. Fikra Lala Türkiye, Kayseri'deyiz. Lan tıfıl oğlan! Ne? Bu elindekini bana verirsen sana tam 10 kayme veririm lan! Ah, bilmem! 20 kayme veriyorum lan! Bilmem! Ulan çifoni versin! Lan 30 kayme verdim he! Bilmem, bilmem! Lan oğlum delendirme lan beni, ne istiyorsun sen ha? Ne istiyorsun? Amice! Şimdi sen bana 3 sefer eşek gibi alınırsan, bu elindekini sana veririm! Ah! Ah! Ah!
Bir tane de benden ver lan. Işık, koskoca bir adamı üç sefer artacak kadar bu elimdeki şey değerliyse sana neye vereyim? Salamı mı o kadar da değer? Amanın boy. Komiserim, bulunduğumuz yerde hava yağışlı, zemin kurudur efendim. Hava yağışlıysa zemin nasıl kuru oluyor? Tüneldeyiz efendim, tünelde. Komiserim, burada bir adam ehliyetini eve unuttuğunu söylüyor. Ne yapalım? Araç alkollü müdür? Yok komiserim, benzinliymiş. Kendi işini kendin yapacaksın ya. Bu cunabayla kurallara uygun hareket eden doğru dürüst bir sürücü görürsem ona ben para vereceğim ya. Vallahi para vereceğim ona ya. Kes kes. Beyefendi sizi tebrik ediyorum. Sinyallerinizi yakmışsınız, çemberleriniz bağlı. Bugün böyle sizin gibi doğru dürüst araba kullanan, ilk defa böyle bir sürücüyle karşılaşmanın mutluluğunu yaşarım. Size 50 TL vermek istiyorum. Oui. Buyurun. Teşekkür ederim memur bey. Rica ederim. Bu parayla ne yapmayı düşünüyorsunuz? İlk fırsatta güde ehliyetimi alacağım efendim. Ehliyet mi alacaksın? Senin ehliyetin yok mudur? Memur bey ya, bu adam ne dediğini bilmiyor. Bu sarhoştur. Ne? Bir de alkollü müsün? İnin aşağıya bakayım. İnin. Ulan ben size demedim mi çalın da araba lan. Yola girmeyelim. Ne yapacağım şimdi? Yandım. Ulan uşaklar niye durdunuz? Sinir keştik mi? Kıyamet hoş geldin. Hoş bulduk. Kurban olurum. Bak geçen hafta İsmail'in kahvedeydik. Bu hafta da burada toplandık. Bu gençleri senin için topladım. Hoş gelmişler, sefa getirmişler. Hoş geldiniz uşaklar. Hoş bulduk. Dedim ki teyamilerini dinlesin, feyiz olsunlar. Çok iyi demişler. Büyük sözü dinlemek sünnettir. Nerede kalmıştık? Hani geçen hafta Kıbrıs'taydınız ya. O arada Hasan Kalası'ndan telefon geldi sana. Baban rahmet. Hasan Kalası'ndan bir telefon gelmişti de. Niye gelmişti bilir misiniz? Niye? Teo Pehlivan Hasan Kala'dan çıktı o zaman. Geldi Amerikanya'ya. Oradan Kırmız'a geldi. Hasan Kala bomboş. Teo Pehlivan yok. Bu ne fırsat bilen bir tane düşman teyyaresi Hasan Kala'yı bombalil bombalil gidiyor arkadaş. İşe bak ya. Pehlivan yok. Fırsat bilir gelir kalayı bombalir bombalir gider. Aynı. Ben de yalan yok arkadaş. Kırak da yok uşaklar ha. Sen ne ettin? Ben de dedim ki Mühsin'e. Oğul dedim kalk durmanın faydası yok. Allah ne vermişse bas git akıl. Kaç dakikaya geldin? Tam 45 dakikaya Hasan Kalı'ya git. Hasan Kalası'na geldim ki incin top oydu. Kimse yok. Geldim kahveye. Nasıl boynuma sarılırlar? Teğemi nerede kaldı? Bir tane düşman teyyaresi dadanmış. Gelir Hasan Kalayı bombalir bombalir gidilmiş. Teo Pehlivan'ın yokluğunu fırsat bildiler. Geldi bombalir bombalir gidir. He? Neyse, dedim ona hele bir çay getir. Bir çayın böyle tam yarısına geldi, kötü haber geldi. Kötü haber çabuk ulaşır. Teyami kalk, teyyere gel. Ula dedim kimse kalkmasın. Böyle usul yerimden kalktım. Kalktım, kahvenin kapısını açtım, dışarı çıktım, kahvenin önündeyim böyle. Caddenin kenarından paket taşı aldım,
arkama sakladım. Saklamışım. Teyyere dolanayım. Düşman teyyeresi dolanayım. Dedim gel ona, düşman oğlum düşman. Geleceğin varsa göreceğin de var. Ağustos ayı, havalar sıcak. Şoför kolunu atmış, camide açmış, kolunu koymuş gelir. Neyse, kaplıcaların üstünde bir iki tur attı. Kayverin üstünden geçecek. Öyle taşı nasıl fırlatmamla kulak tozuna yendirdi. Baktım teyyere döne, döne, döne. Kalanın arkasındaki mezerlice cümbüledi. Cümbüledi ya, daha odur budur Hasan Kalası'na teyyere gelemir. E tabi gelemez. Niye gelemez? Çünkü teyye pehlivan var. Fikra Lala Türkiye, Karadeniz'deyiz. Hadi Melinci, ya hayırdır, nereye gidiyorsun böyle ağlayarak? Hiç hayır değil Temel, hiç hayır değil. Mahkemeye gidiyorum. Lan ne işin var mahkemeye, ne yapacaksın oraya? İdris'ten boşanmaya. Ya niye, ne yaptı ki İdris eniştem sana? Çünkü artık benimle eskisi kadar ilgilenmiyor. O artık başka kadınlarla ilgileniyor. Yapma Fadime Melinci, nereden çıkarttın bunu? Biz geçen gün İdris'le belediye otobüsüne bindik. He. Sonraki durakta bir kadın bindi. Güzelce bir kadındı. Sonra İdris kalktı, kadına yer verdi. Amma yaptın Fadime yenge ya. İdris eniştem kibarlık yapmış, centilmenlik yapmış, kalkmış kadına yer vermiş. Sen ha böyle davranıyorsun ya. Ne kibarlı be, ne kibarlı. Otobüste 3 kişiydik biz. Nasıl? Ya neye bizi getirdin Şeref? Resul Hattin, buraya gelip ne yer ne içersen para vermez. Sol miydin para verir misin? Yok verir sen. Şimdi birazdan garson gelecek. Sonra ne içersen, bir şeyler istesen tamam mı? Gelir, biraz içersen dibinde biraz bıraksan. Ondan sonra çağırırsan. Dibinde niye bıraksan? Diyesen ki, kardeş bu ne biçim şey ya? Zehir gibi. Bir de buna para mı isteyelim? Garson, garson. Bize çay getir. Garson, garson. Bu ne biçim çay kardeşim? Zehir gibi ya. Sen şimdi utanmadan bir de bundan para istersin. Sen bunları götür kardeş. Bize gazoz getir. Bize gazoz getir sen. Abi belli edecek sen. Gül de yani fazla şey etme. Şimdi gazozları da içecek. Of, böyle bir şey yok oğlum, böyle bir şey. Çaktırdın oğlum, dur da. Bir şak ya. Garson, garson. Ne biçim gazoz ya? Zehir gibi. Evet, zehir gibi. Bir de bizden parasını isteyeceksiniz. Sen bize süt getir. Ne
Ulan Şeref, al bu sütlerin parasını verak, yazıktır herife. Tamam lan verak, ne olacak? Garson! Kardeş, sütlerinizi çok beğendik. Parasını ödeyecek. Bu iş en çok patron sevinecek. Niye lan? Patron sütlerin son kullanma tarihi geçti diye çok üzülürdü. Bey! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.